Merhaba magazin severler. Bugün 4 Şubat Perşembe. Sizlere bugün 3 Şubat Çarşamba gününün gelişen magazin olaylarından derlediğimiz bir kısa haber turu sunacağız. Burada başlıklarını ve özetlerini ve fotoğraflarını gördüğünüz haberlerin detaylarını, fragmanlarını, videolarını magazinkolik.com sitemize girerek okuyabilirsiniz rahatlıkla. Şimdi sözü fazla uzatmadan ben hemen haberlerimize geçelim. Günlerdir konuşulan bir olay var biliyorsunuz. Boğaziçi Üniversitelilerin protesto gösterileri var. Bunlara sanat dünyasından destek geldi, bir hayli destek. Bir sürü sanatçı genç talebelere destek veriyorlar. Bunları haberimize okuyabileceksiniz. Dünün en çok okunan ikinci haberi Güler Işık'ın Türk halk müziği sanatçısı uzun yıllar biliyorsunuz tesettüre girmiş ve kapanmıştı. Lerzan Mutlu'ya yaptığı çok ilginç açıklamalar var. Hamileyken kaynanası tarafından dövüldüğü, işte çocuk gelin olduğu, bu tür çok ilginç çarpıcı açıklamalar yapmış. Haberimizde okuyup videosunu da izleyebilirsiniz. Yine günlerden beri süre gelen bir polemik Bülent Serttaş'ın Didem'i İboşov'da kesinlikle bakmaması, izlememesi. Hande Yener'den ilginç bir yorum geldi. Tabii bu biraz da ironik kokan, espri kokan bir yorum. Diyor ki karısından korkmuştur Bülent, onun için bakmamıştır diyor. Olabilir. Çünkü çok iyi bir ilişkileri var Serttaş ailesinin, karı koca ve esprili bir aile. Onun için Hande de bu espriye sığınmış olabilir. Tardif Lord'un son hali hakikaten görenleri şaşırttı. Ben bile yolda görsem tanımazdım. İlginç bir haber. Ebru Destan'ın annesinin eski birlikte olduğu kişi tarafından sürekli tehdit edilmesi haberi var. Mahkemeye taşınmış bu haber. Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay biliyorsunuz. Berk Oktay yeni boşanmıştı. Yeni birlikteliği de Yıldız Çağrı Atiksoy ve evlilik hazırlıkları yapıyor. Bu akşam ekranlarda izleyeceğiniz ve bizim fragmanlarını yayınlayıp özetlerini verdiğimiz 4 tane dizi var. İddialı diziler tabii bunlar. Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova, Alev Alev ve Akrep dizisi. Dördü de kafa kafaya bir yarış içindeler. Bakalım bu akşamın reyting galibi hangisi olacak? Fragmanlarını ve özetlerini, bölüm özetlerini sitemizde bulabilirsiniz. Aleyna Tilki bir rahatsızlık geçirdi, hastanelik oldu hatta. Yürüyemez duruma gelmiştim diyor ki gerçekten öyle herhalde çok yorgunluktan olsa gerek. Bir yandan müzik çalışmaları devam ederken albüm şarkı çalışmaları bir yandan da dizi çekimi onu zayıf bünyesini yormuş olabilir. Biz de geçmiş olsun diyelim buradan. İki tane ebeveynlik haberi var. Bir tanesi Burak Yılmaz baba oluyor. İkincisi de Merve Özbey anne oluyor. Hatta isimleri bile hazır. Merve Özbey bunu açıklamış. Neşir haberlerimiz için de okuyabilirsiniz. Bir sağlık haberi de Neslihan Atagül'den. Neslihan Atagül Doğulu biliyorsunuz. Bir diziyi bırakmıştı sağlık sorunları nedeniyle. Bu röportajında, bu haberinde çok yorulduğunu, ayakta duracak hali kalmadığını söylüyordu. Altın Küre adayları açıklandı. İlginç filmler var. Burcu Özberk evlenmeden de çocuk sahibi olabilirim diye bir cesur açıklama yapmış. Neler oluyor hayatta? İki ödül birden aldı. Cumhurbaşkanı tarafından ödülleri takdim edildi. Coşkun Sabah son düet yaptığı Canan Çal isimli genç şarkıcıyla birlikte doğum günü pastasını kesmiş ve onu kutlamış. Emmi Orkestrası İlyas Yalçıntaş'la beraber bir şarkıya imza atmışlar. Ve bir ödül haberi daha. Suçlular filmi
Sundance Film Festivali'nden ödülle döndü efendim. Ben sözü fazla uzatmadan sizi videomuzla baş başa bırakayım. Hepinize mutlu, sağlıklı ve hayırlı bir gün dilerken tekrar hatırlatayım. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın.